Merhaba herkese, haftalar iyi pazarlar. Bir ay olacak ya, bir ay olmadı herhalde de 20 Haziran mıydı en son, acaba öyle bir şeydi. Videosunu yaptım, unutuyorum. Yani Türk Hava Yolları'nı yapıyorum düzenli. Gerçi aynı hareket ediyorlar, at başı aşağı yukarı söylüyorum her zaman da Türk Hava Yolları videosunda. Unutuyorum, o yüzden atladım. Şimdi son videoda, yani bu 20, 21, 22 Haziran buralardaydı herhalde, bir trendimiz vardı. Bakın mavi. Şimdi bunu bir kere herhalde beni devamlı videoları şey yapan dinleyiciler artık bunu zaten biliyorlar. Yani 20 üssü trendi çiziyor. Kırılmasıyla satış dalgası nereye? 50 güne. Aynısı Türk Hava Yolları'nda da. O da 50 güne doğru çekildi ki bu normaldir zaten, beklenir. 50 günün üstünde hala hava yolları, hem Türk, onu birazdan yapacağım gerçi, Türk Hava Yolları'nda TAV da öyle. Yani hala orta vade yukarı akımın devam ettiğini gösteriyorlar bunlar. Yani şey yok, bir kırılım, aşağı yönlü bir kırılım yok. Ama tamam, 28'de satsaydım kötü mü dersiniz? İyi tabii, yani 28 direnç zaten, onu bir dirençle takip ettik. Devamlı 28 direncinde oraya gelene kadar pek çok videoda vurguladım. Geçemeyince 50 güne kavuşması çok anormal değil. Ama dediğim gibi 50 gün kırılmadan 24.80 altında şans verecekseniz 23.50, 23.50 kırılmadan bir düşüş dalgası var demem. Ben demem kendi adıma. Ama hani çok kısa trade ediyorsunuzdur, o başka bir şey. Zaten orada trade edenler 28'i 27.5 verdi. En kötü 27.5 da verdiler herhalde. Aşağıda 50 günde büyük ihtimal tekrar piyasa orada alıcı oldu. O yüzden bu aşağı yönlü fiyat takip etmek lazım. 23.5, 24.80. Tercih yatırımcıya bağlıdır. Yani isteyen istediği alanı kerteriz alabilir kendine. Bir de 24.40 var arada. Yine o da şu an için pek tepki vermedi o kısımda, ama belki bir ciddiye alınabilir. Şöyle sileyim hatta onu, ya gerek yok. Yani şuradaki dirençten bahsediyorum. Daha önce de direnç olmuştu. Bitirdiğimiz haftada biraz kararsız bir görünüm var. Yani ne yukarı ne aşağı, bir türlü bu varyant meselesi, hastalık, delta varyantı falan filan biraz çekingen kılıyor piyasayı. Hava yolları konusunda veya işte taşımacılık, hizmet, ulaştırma sektöründe. Turizmde de öyle, yani o biraz böyle bir çalkantı yaratıyor. Bu haftada bu çalkantıyla geçti. Yani 20 gün, 8 gün gibi değerler şu an çok büyük bir anlam ihtiva etmiyor. Hepsi iç içe. Fiyat işte, yani 25.58 şey 20 gün ortalaması, 25.38 8 gün ortalaması. Fiyat 25.18'de kapandı. Hafta içi baktığınız zaman 25.5 civarlarında da bir kapanış aldık burada, 25.70'te. Dolayısıyla dediğim gibi bu alan kararsızlık alanı, henüz bir şey ifade etmiyor. Hastalık açısından olumlu haberler gelirse bunu takip edin. Yani bakın, ulaştırmadaysanız, turizmdeyseniz falan bu hastalık haberlerini mutlaka yakın takip edin. Varyant meselesini falan. Bu tabii şey, öyle bir durumda olumlu haberler gelirse tekrar 26'nın yakılması halinde muhtemelen 28'e doğru bir atakta beklenebilir. Veya şöyle de yapabilirsiniz. 50 günde gerçi aynı alana çıkacak ama çok böyle kısa trade ediyorum, param kıymetli diyorsanız onu da söyleyeyim. Şöyle bir kırmızı çekersiniz. Bu 50 günün biraz altına sarkıyor. Yani şurada sarktığı için bu kırmızı da 3 aşağı 5 yukarı 24.60'da kırılıyor. Yani bu da bir karar anı olabilir bazı yatırımcılar için. Aslında şey değil, hacimleri kötü değil, onu söyleyeyim. Yani hava yollarına rağbet var. Şöyle de ifade edeyim, yani derdim tam anlaşılsın. Bakın, geçen sene 2020'den beri ki en çok hacimlenme oradaydı, Borsa İstanbul'da, yani pandemi döneminde başlangıcında beri. Birkaç tane senet var hacmini yitirmeyen. Bir tanesi bu hava yollarıdır. TAV, THY yanılmıyorsam o da BİM. Mesela o da hiç pazarını kaybetmedi. Demek ki bu bize şunu anlatıyor. Yani BIST 100 genelinde hacimleri incelediğim zaman kendi adıma söylüyorum. Ben şunu anlıyorum. Abi, hava yolları ve BİM. Yani bunların pazarı, piyasası düşmüyor. Hala bunun bir şey var, alıcısı satıcısı var. Yani öldü hacimler. Bankalarda öldü. Efendime söyleyeyim, otomotivde öldü. Sanayide öldü. Sanayi zaten öldü bitti hacim olarak. Ama bu 3 senet hep aynı hacimde geçen seneden beri. Çünkü niye? Demek ki pazarı var, alıcısı var, takipçisi çok, işleme giren çıkan çok. Bu önemli bir şey. Yani bu niye önemli? İşte diyorum ya, bir heves. Yani o hevesi oradan görüyoruz. Demek ki piyasa biraz belki gerilese bunlar, alım fırsatı olarak görüyor onu. Görecek. Daha önce gördü. Yani tabi 17, 10, hatta 20'nin altına girdi mi? 18'ler, 16'lar her zaman olmaz da öyle. 20'nin altına girdim mesela, orada bir hemen, değil mi, alım iştahı geliyor. İlgi abi, ilgi olacak, senette ilgi olacak. İlgi olmadı mı çok zor. 47.80 RSI çok neşeli bir alan değil. O da kendi ortalamasının altında, çok hafifçe bir satıcı gösteriyor. MACD'ye baktığınız zaman o da işte çok hafif aşağı yönlü bir hareket. Yani bir satıcı varlığı gösteriyor. O da çok neşeli değil. Yani hava yollarının bana göre haber olarak da
Ya bir şeye ihtiyacı var. Ya bir olumlu bir haber gelecek. O zaman muhtemelen onlar da gereğini yaparlar gibi düşünüyorum. Bunların dışında özel bir mum formasyonu yok. Biraz da konu dağıldı. Fazladan kafa şişirdim. Umarım daha iyi fiyatlamalarda görürüz ilerleyen zamanda. Herkese iyi akşamlar.